Herkes hazır mı? Hazır mısın? Hazırsan başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Eda. Bugün sizlere kara kalem çalışması yapacağım. Ve bu videonun da tüm çocuklara ilham olmasını ümit ediyorum. Evet, hadi başlayalım isterseniz. Şu anda acaba ne çiziyorum? Hiç düşündünüz mü? Şu anda önümdeki çiçeği çiziyorum. Süs eşyası. Hadi bakalım. Ben çizerken hem düşünürüm hem de çizerim. O yüzden siz de düşünün bakalım. Nasıl? 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 Hangi açıdan çiziyorum? Evet arkadaşlar, şimdi bu çizimi yaparken elimizde bir resim kalemi olması gerekiyor. Ve geniş bir A4 kağıdı ya da bir resim kağıdı da olabilir. Öyle değil mi? Evet, evet öyle. Bu saatten sonra bütün çizimi sizlerle birlikte izlemenizi bırakıyorum. Hadi bakalım. Şimdi ben artık konuşmayıp icraat. Söz konuşur. Söz, söz, söz. Ay bir de konuşabilsen. Hadi bakalım. Evet, güzel gidiyor, güzel gidiyor. Ama var ya. Çok fena konsantre oldum. Çok fena. Şu anda anlatamam yani. Çiçeğe bakıp çizimini yapıyorum. Çok ciddi bir şekilde bu işi yapmanız gerekiyor. Yoksa başarısız olursunuz. Ciddi olun biraz, ciddi. Evet. Bu arada anneme bu çekimi yaptığı için kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü bu başarımda annemin de katkısı var. Annem de bu işte beni yetiştirdiği için anneme çok teşekkür ediyorum. Annem iyi ki varsın. Evet, silgi yerine bazen elimi kullanırsam da bu benim profesyonel olduğumu gösteriyor. Benim elimin, mesela elimin bu dış tarafı silgi gibi. Mesela parmağımın ucu da silgi gibi. Yani parmağımın ucunda silgi görevi gören hücreler var. Bu hücreler silgi gibi. Siz de yapabilirsiniz. Silgi gibi. Evet. Hadi bakalım. Şimdi sonunda nasıl bir resim çıkacak? Kara kalem çalışması bu. Bak işte evet silgimi kullanıyorum. Benim parmaklarım aslında bir silgi gibi. Evet, altını yapıyoruz. Şu an saksının altını yapıyorum. Altını. Çiz bakalım. Evet, hani bazen silgi gibi, bazen de... Evet.
İşte sana kara kalem çalışması.